ışıklar. Sen bağlısın hemşehrim, kara kaşından kaytan bıyığına kadar. Işığı bize her seher güneşin doğduğu yerden. Ve ey yiğitlerimin en şanlısı, temel taşımsın, dalaşımsın, kardeşimsin, ülküdaşımsın. Ama Kafkas dağlarına düşer gölgesi. Şeyh Şamiller, Cihan Dudayevler sesleniyor Kafkaslardan. Ne güne duruyor mavzerlerimiz. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugüne kadar Kahramanmaraş'ımızda il başkanı olarak, il yöneticisi olarak, ilçe başkanı olarak, ilçe yöneticisi olarak, kadın kollarımızın görevlisi olarak, gençlik kollarımızın, Alperen Ocaklarımızın görevlisi olarak görev yapmış, üye olarak destek vermiş tüm arkadaşlarımızı eskisiyle yenisiyle sevgiyle saygıyla selamlıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii bugün hali hazırda il başkanlığı görevini yürüten Hasan Kızıldağ kardeşime, yönetimine, ilçe başkanlarına, ocak başkanımıza ve siz değerli partili kardeşlerime, gönüldaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadarki görevlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bugün bu kongrede de yine delegelerimizin desteğiyle inşallah göreve devam edecekler. Şimdiden de kendilerine hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin, Rabbim utandırmasın. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. 3 gündür Kahramanmaraş'tayız. Cuma günü geldik. Önce Kahramanmaraş Üniversitemizde Cuma namazını eda ettik. Daha sonra Kahramanmaraş Adliyesi'nde şehit liderimizin ve onunla birlikte hayatını kaybeden yol arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili 12. duruşmaya katıldık. Onun akabinde biliyorsunuz Fırat Kalkanı Operasyonu'nda o gün tam Cuma günü, bir gün önce Perşembe günü 16 askerimiz şehit oldu biliyorsunuz. Onlardan 2 tanesi de Kahramanmaraşlıydı. 1 tanesi Kayseri'de defnoldu. Ailesi orada oturduğu için aslen Göksunlu olmasına rağmen 1 tanesi de hemen burada Kale beldemiz eski, şimdi mahalle oldu. Kale beldemizdeki Ökkeş Karaca Mustafa Cevizci şehidimiz. Sizleri kongre salonuna davet etmektedir. Evet, bu anonsu yapmasınlar bir daha arkadaşlar. O birisi söylesin, yapmasınlar. Evet, Ökkeş Karaca kardeşimizi, şehidimizin ailesine taziyeye gittik ve Kale Beldesi'nde hem ailesine hem Kaleli kardeşlerimize taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ben bir kere daha buradan şehit Ökkeş'imizle birlikte
o gün o Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Tabii sadece Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan şehitlerimizi değil, hemen yine geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz önce İstanbul'da, Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polisimize karşı, kahraman polislerimize karşı hain, kanlı PKK terör örgütü çok kalleşçe bir saldırı gerçekleştirdi ve onlarca polisimizi ve sivilimizi şehit etti. Tam 44 vatandaşımız. Ki ondan sonra ağır yaralı olup da hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı daha sonra daha da arttı biliyorsunuz. 100'den fazla da yaralımız vardı. Yine orada yaralılarımızı hastanede ziyaret ettiğimizde o yaralılarımızdan iki tanesi yine Kahramanmaraşlıydı. Bir tanesi Afşin'den, bir tanesi Elbistan'dan. Onları da ziyaret ettim ve onlara da sizlerin selamını söyledim. Onlar inşallah iyileşmiştir. Sağlıklarına kavuşurlar. Hem ailelerine hem de sevdiklerine kavuşurlar. Rabbim şifa versin. Tabii hemen ondan birkaç gün sonra bu sefer Kayseri'den hain ve kahpe terör örgütü PKK kanlı ve kalleş bir saldırıyı bu sefer komandolarımıza, Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndaki o masum şehir ziyaretine çıkmış, çarşı izine çıkmış askerlerimize, gencecik daha 21-22 yaşındaki evlatlarımıza karşı gerçekleştirdi. Ve orada da yine 14 tane şehidimiz ve onlarca yaralımız var. Ve hemen hemen her günde bölgeden, sınır içimizden ve sınır dışımızdan şehit haberleriyle sarsılıyoruz. Acımıza yeni acılar katılıyoruz. Tabii öncelikle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Biz inanan insanlarız. Allah'ın kitabı, ayeti açık. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَارِ وَلَا يَعُوا وَلَا كِلَّا تَشُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Biz inanıyoruz ki onlar şehit oldular. Ve bir insanın bu fani dünyada kazanabileceği en büyük zaferi kazanarak şehitlik mertebesiyle yüce Rabbimizin huzuruna gittiler. Rabbim bizleri de o mertebeye erişenlerden eylesin. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Onlar vatan için, millet için, dini mübin için bu topraklarda Türk ve İslam ismi silinmesin, ezan sesi dinmesin, ay yıldızlı al bayrağımız yere inmesin, devletimizin varlığı daim olsun, milletimizin birliği, kardeşliği, huzuru ve güveni daim olsun diye şehit oldular. Allah onlardan razı olsun. Yani onlar bizim için şehit oldular. Onun için şehitlerimizin kıymetini, değerini bildik ve bundan sonra da bilmeye devam edeceğiz. Yaralı olan gazilerimiz, Rabbim onlara acil şifalar versin. Ve şu anda kahramanca hem içeride hem dışarıda mücadele eden güvenlik güçlerimizin, askerimizin ve polisimizin Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcısı olsun. Tabii ülkemiz 1984'ten bugüne 32 senedir hain kahpe PKK terör örgütünün kalleş saldırılarıyla karşı karşıya. Binlerce şehit verdik. 10 binlerce sivil insanımızı kaybettik. Ve vatanımızın bir bölgesi dönem dönem adeta savaş alanına döndü. Tabii bu 32 süre zarfı içerisinde çeşitli hükümetler, iktidarlar görev yaptı. Ciddi mücadelelerin verildiği dönemler oldu. Mücadelenin safsaklandığı dönemler oldu. Mücadele edilmeyen dönemler oldu.
müzakere edilen dönemler oldu. El sıkışılan dönemler oldu. Çözüm adına yapıldı bunlar. Ama şu bir gerçek ki, değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerim, bu 32 sene zarfında PKK'yla gerçekten tüm unsurlarına karşı ciddi bir şekilde topyekun mücadele verilseydi, kararlı ve azimli bir şekilde hiçbir arada kopukluk meydana getirmeden değil bir kere, 32 kere bu PKK bitirilebilirdi. İlk çıktığı dönemlerde 3-5 çapulcu kardeşim bunlardan bir şey olmaz denmeseydi de, yılanın başı küçükken ezilseydi, Allahu alem bugünleri yaşamıyor olurdu. Ama maalesef bu ferasetsizlikler, bu basiretsizlikler, bu gaflet dönemleri ülkemizi yöneten çeşitli iktidarlar ve hükümetler döneminde ortaya konuldu ve bunun bedelini de bu büyük Türk milleti ödedi ve ödemeye devam ediyor. Rabbim inşallah bundan sonra daha ağır bedeller ödemek zorunda, daha çok şehitler vermek zorunda bizleri bırakmasın. Tabii şu anda gerçek görülmüş vaziyette. Ve biz ısrarla şunu söylüyorduk. PKK biter. Nasıl biter? Kardeşim, tüm unsurlarına karşı sen topyekun kararlı bir mücadele verirsen biter. Ama dağdaki teröristle benim askerim, polisim çarpışırken sen onun finans kaynaklarını kesmezsen, mecliste terörist cenazelerine katılan sözde milletvekillerinin varlığına müsaade edersen, büyükşehir gibi yasalar çıkararak o bölgenin belediyelerini PKK'nın hizmetine adeta sunarsan, PKK'nın orada yuvalanmasına, lojistik destek sağlamasına imkan verirsen, devletin içine giren öğretmen, imam olarak, memur olarak, bölge müdürü olarak, il müdürü olarak, devlet kadrolarına yerleşen bu amir memur takımını temizlemezsen, sözde sivil toplum örgütü adı altında PKK'ya hizmet veren bu hain yuvalarını dağıtmazsan bu PKK bitmez dedik. Ve neticede bitmedi. Ama bugün tam da bizim dediğimiz noktaya gelindi. Acı gerçekle çünkü yüzleşim. Yani çünkü PKK ile el tutuşarak, müzakere ederek bu iş olmaz dedik. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Ancak mücadeleyle yok edilir. Neticede bu gerçek anlaşıldı ve bugün görüyoruz, memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz kahraman güvenlik güçlerimizde. Topyekun tüm unsurlarına karşı bir mücadele var. İşte bu mücadele konsepti doğru bir mücadele. Ve inanıyorum ki bu büyük bir kararlılıkla, azimle sürdürülürse bu hain PKK'nın inşallah sonu yakındır. Ama tabii sadece Türkiye içinde bu mücadeleyi vermek yetmez değerli arkadaşlar, değerli kahramanmaraşlılar. Çünkü dışarıda da bitmezse, yani Kandil orada durduğu sürece, Kandil'in yanına Sincar'da yeni bir Kandil eklenmesine müsaade edilirse, bugünlerde o yapılıyor. PKK'nın Kerkük ve Musul'da dahil bürolar açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, yanı başımızda, sınır başımızda, bir adım ötemizde, Aynel Arap'ta, Kamışlı'da, Afrin'de PKK'nın aynı eşit dili olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez. Aynı mücadele orada da sergilenmelidir. Bakın, bugün Fırat Kalkanı operasyonuyla bir başka kanlı terör örgütü DAEŞ'e karşı kahraman ordumuz mücadele ediyor. Evet, Fırat Kalkanlı operasyonunun aynısı İvedilik'le PYD'ye karşı ve Afrin'den başlamak şartıyla, Aynel Arabı ve Kamışlı'yı da kapsamak şartıyla
PYD'ye karşı da yapılmalı. Asla orada bir PKK-PYD koridoru özel bir bölgesi oluşmasına müsaade edilmemelidir. Şimdi PKK'nın amacı nedir? Amerika Birleşik Devletleri'ni de aldı arkasına, hatta Rusya'yı da aldı arkasına, İsrail'i de aldı ve Suriye'nin içindeki karışıklıktan da yararlanıyor ve bizim sınırımıza tamamen paralel Kamışlı'dan başlayarak Afrin'e yani Akdeniz'e kadar bir koridor açma ve burada kendine ait bir bölge ve ileride devlet kuracağı bir alan açıyor. Buna Türkiye şimdi müdahale ediyor. Şimdi müdahale etmezse yarın geç olur. Bakın biz o zaman da koridor açılıp aynen araba onların Kobani dediği yere yardım gönderildiğinde bu yanlıştır dedik. Yardımı peşmerge ya da PKK'lıya koridor açmayalım. Girsin bizim Mehmetçiğimiz oradan işini DAEŞ'i temizlesin ama asla bir PKK'lı PYD'li girmesin dedi. Bu yapılsaydı bugün Aynel Arap PYD'nin kontrolünde olmazdı. Bugün Münbiş'te PYD olmazdı. Suriye'nin kuzeyinde PYD, PKK olmazdı. Geçmişte yapılan hataların bedellerini ödüyoruz. Daha ağır bedeller ödememek için geç kalmadan bu müdahalenin yapılması lazım. Öncelikle Afrin'in PYD ve PKK unsurlarından, arkasından da Aynel Arap'ın, Kamışlı'nın bu bölgenin tamamen bu terör unsurlarından temizlenmesi lazım. Fırat'ın batısı doğusu diye bir ayrım kabul edilemez. Yani Fırat'ın batısına geçerse vururuz ama doğusundakine dokunmayız anlayışı doğru değil. Hain, kahpe, kalleş, PKK, PYD terör örgütü neredeyse orada vurulmalı, imha edilmelidir. Bunun için Fırat'ın doğusu batısı ayrı kabul edilmelidir. Çünkü bakın işin nereye gittiğine bakalım arkadaşlar. Daha önce biz yetkililerimizden ne duyuyorduk? Aynı Arap'ta PYD varlığına müsaade etmeyiz. Münbiç'te kabul etmeyiz. İşte Fırat'ın batısına geçerlerse müdahale ederiz. Ama en son birkaç gündür televizyonlarda hangi alt yazı geçiyor? Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin devlet kurmasını kabul edemeyiz. Bakın hangi aşamaya gelmiş? Hangi aşamaya gelmiş? Dünden itibaren televizyonların alt yazısına bakın. Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın PYD'nin devlet kurmasına müsaade edemeyiz. Yani o aşamaya gelmiş. Daha ne bekliyoruz biz? Yani orada devlet kurmalarını mı seyredeceğiz? Bu ne demektir? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka problemi demektir değerli arkadaşlar. Orada başarılarsa burada duracaklarını mı zannediyorsunuz? Onun için bu devletin varlığını, birliğini, sınırlarımızı korumanın yolu dediğim gibi hemen hududumuzun yanı başındaki Suriye'nin kuzeyinin PKK-PYD IŞİD unsurlarından ve Irak'ın kuzeyinin de bu ve buna benzer unsurlardan temizlenmesinden geçiyor. Şimdi biz bir Kandil'den bahsederken şimdi Sincar'da ikinci Kandil kuruluyor. Yine biz ne duyuyoruz yetkililerimizden? Sincar'da ikinci bir Kandil'in kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Güzel. Peki ne yapıyorsunuz müsaade etmemek için? Ne yapıyorsunuz? Yani bunu ben söyleyebilirim bir muhalefet partisi genel başkanına müsaade edilmemelidir. Ama elinde yetki bulunduranlar bu yetkiyi kullanmalı. Asla tereddüt etmemeli. Sincar'ı da Kandil'i de başlarına geçirmelidirler değerli arkadaşlar. Bakın geçtiğimiz hafta Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ve arkadaşları bizi ziyaret ettiler Ankara'da. Hem Suriye'de hem Irak'ta Türkmen kardeşlerimiz darmadağın. Aralarına nifak sokuluyor, mezhep nifakı sokuluyor, başka nifaklar sokuluyor ve bir araya gelmelerine, birleşmelerine müsaade edilmiyor. Bunu yapanlar, yani bu emperyalist küresel güçler, Batı, Amerika başta olmak üzere Rusya, İran,
Ama öbür taraftan Suriye'nin kuzeyindeki bütün Kürtleri PYD bayrağı altında birleştirmeye çalışıyor. Irak'taki bütün Kürtleri bir bayrak altında birleştirip orada devlet kurmaya çalışıyorlar. Hepsinin özel askeri güçleri var. KDB dediğim Barzani'nin özel askeri gücü var. KYB'nin özel askeri gücü var. PKK'nın özel dediğim gibi silahlı terörist güçleri var. PYD'nin askeri gücü var. Herkesin var. Haçlı Şabisi var, Bedir Tugayları var. Ama askeri gücü olmayan tek bir grup, kesim var. O da milyonlarca Türkmen. Niye sadece Türkmenler mi? Başkanım, Irak'ta çakallara eğitileceğimize Türkmenlere eğitilecek evet. Bugün bizimdir. Şimdi Türkiye, evet gecikmiştir ama hiçbir şey için geç değildir. İvedilikle Türkmenlerden hem Suriye'de hem Irak'ta askeri bir güç oluşturmalıdır. Askeri bir güç oluşturmalıdır. Ve Türkmenlerin kendi işlerinde birliği sağlamasına öncülük etmelidir. Ve askeri birlikle de kendi varlıklarını, bölgelerini koruması için her türlü destek verilmelidir. Bu sayı var. Hem Türkiye içinde yüz binlerce Türkmen var Irak'tan, Suriye'den gelen, hem Irak'ta ve Suriye'de var. Bunun yapılması lazım. Hem Irak'ın toprak bütünlüğünün ve demokratik yapısının korunması, hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve demokratik yapısının korunması, hem de Türkiye'nin varlığının ebed müddet olması için, beka sorununun ortadan kalkması için bunun ivedilikle yapılması gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil değerli arkadaşlar. Biz bu anlamda Büyük Birlik Partisi olarak her türlü terör unsuruyla yapılan mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yanındayız ve yarın da tüm kadrolarımızla yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü bu devlet bizim, bu ülke bizim, bu millet bizim. Değerli arkadaşlar. Bizler inanan insanlarız. Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik ve eğilmeyiz. Rabbim eğmesin. Ancak secdede Allah'a eğiliriz. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, tabii ülkemizin başka problemleri de var, başka sorunları da var. İşte biz bütün bunları değerlendirmek için mahkemeden sonra dedik ki madem 23'ünde Kahramanmaraş'tayız, o halde Alperen Ocakları'mız, Alperen Ocakları Vakfımızın değerli yöneticileri, Avrupa Türk Birliği Federasyonumuzun değerli genel başkanı başta olmak üzere değerli yöneticileri, dernek başkanları ve Büyük Birlik Partimizin merkez yöneticileri, divan üyeleri, merkez karar üyeleri ve il başkanlarıyla bu üç gün Kahramanmaraş'ta bir araya geldik. Hem rahmetli genel başkanımızın şehadet sürecinde gelinen noktayı değerlendirdik. Hem ülkemizin içinde bulunduğu şartları, problemleri, meseleleri masaya yatırdık. Bununla ilgili çözüm önerileri neler sunabiliriz? Bunlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Hem tabii yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri masaya yatırdık. Tabii Avrupa, Batı Avrupa Türklüğü, milyonlarca Türk var orada. O kardeşlerimizin problemlerini, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-komşu ülkeler ilişkileri, bunların hepsini değerlendirdik. Çünkü bizler dediğim gibi ülkesi, milleti, vatanı ve devleti için siyaset yapan insanlarız. Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi parti değil. Bunu her zaman söylüyorum. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz bir siyasi hareketiz. Fikri, misyonu, ideolojisi olan bir siyasi hareketiz. Hinterland'ı Türk ve İslam coğrafyasının tamamını kapsayan bir siyasi hareketiz. Evet, bu siyasi hareketin adı Büyük Birlik Partisi. Bu siyasi hareketin
mensupların adı Alperen ve bu siyasi partinin ideolojisi Türk ve İslam ürküsüdür. Yani ilahi kelimetullah için nizam-ı alem diye yola çıkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve onun dava arkadaşlarının yol arkadaşları olarak dün onunla birlikteyiz. Bugün bu hareketin içindeyiz. Yarın da burada olmaya devam edeceğiz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Allah sizleri var etsin. Rabbim yücelsin, korusun ve var etsin. Tüm insanımızla birlikte. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler ve kıymetli beyefendiler. Tabii ülkemiz kahpe 15 Temmuz bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana milli iradeye, seçilmişlere, seçilmiş hükümete nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin bir müdahale, bir darbe girişimi ister postmodern darbe girişimi olsun, ister e-muhtıra olsun, ister 15 Temmuz'daki gibi kahpe, kalleş, kanlı bir darbe girişimi olsun, hep karşı çıktık. Ve bundan sonra da rahmetli şehit liderimizin, Muhsin Başkanımızın 28 Şubat'ta söylediği namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam sözü bizim şiarımızdır. Dolayısıyla da dün de karşıyız, bugün de karşıyız, yarın da kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşı duracağım. Bir kere de buradan Kahramanmaraş'ımızdan siz değerli vatansever ve milletperver kardeşlerimizin huzurundan yüksek bir sesle dile getirmek istiyorum. Tabii ülkemizin, ülke insanımızın, sizlerin sadece güvenlik problemi yok. Ekonomik problemler var, ahlaki problemler var, eğitimimizle ilgili problemler var. Yani baktığımız zaman her alanımızda aslında problem yumağıyla karşı karşıyayız. Temel problemlerimizin hiçbirisi çözüme kavuşturulmuş değil. Yapılan iyi şeyler yok mu? Var. Avrasya Tüneli'yle hepimiz gurur duyduk. Boğaz Köprüsü'yle, havalimanlarıyla, yollarla, başörtü yasağının kaldırılması, İmam Hatip okullarının sayısının artırılması, yeniden açılması, bir İmam Hatip mezunu olarak elbette ki beni de sevince bu oldu. Ben de memnun oldum. Ama bütün bunlar milletimizin temel problemleri dediğimiz ana problemleri maalesef çözülmediğinin üzerini kapatmaz. Nedir? İşte terör konuştuk. Dünkünden daha çok terör problemiyle karşı karşıya mıyız? Daha ağırlaşmış, daha yoğunlaşmış, daha geniş bir alana yayılmış ve sayısı da artmış bir terör örgütlerinin tehdidiyle, eylemleriyle her gün canımızı yakmasıyla karşı karşıyayız. İki, ekonomik problemlerimiz. İşte 2017 bütçesi meclisten geçti. 645 milyar gider, 598 milyar gelir. Yani kafadan zaten 47-48 milyar bir açık var. Peki bu bütçenin İçinde ne kadar faiz gideri? 70 milyarı yani eski parayla 70 katrilyonu faiz gideri. Yani millet hem kendi cebinden kendi harcamaları için kredi kartı, banka bunlar ayrı. Bunlara faiz ödüyor. Bir de devlet bütçesinden 70 katrilyon faiz ödendiği için bir de devleti adına faiz ödüyor. O parayı kim ödüyor? Devlet bütçesi dediğimiz gider. Bizden alınan vergiler. Yani 598 milyar gelirin ne kadar vergi diye baktığımız zaman takriben 450 milyarı vergi. Yani üretim değil, ihracat değil değerli arkadaşlar. Halbuki bir Almanya'da, bir Hollanda'da bu böyle mi? Bu böyle değil. Üretim daha fazla.
Ama bizde vergi. Ve bu 450 milyar verginin de aşağı yukarı yaklaşık 400 milyarı dolaylı vergi. Yani iş yapan sanayiciden, üreticiden alınan vergi değil. Peki nereden alınan vergi? İşte akaryakıtın üzerine konan vergi. İşte tekel maddelerin üzerine konan vergi. İşte resmi, harç, pul, onlara konan vergi. Buralardan toplanan para. Niye biz hemen petrol üreten ülkelere sıfır noktada olduğumuz halde dünyanın en pahalı benzinini 5.20 oldu değil mi şu anda? Niye biz kullanıyoruz? Çünkü 5.20'nin 3.20'den fazlası vergi. Değerli arkadaşlar. Yani şey değil. 3.20'den fazlası vergi. %70'i 78'i hatta vergi. Dolayısıyla bunun bedelini kim ödüyor? Bunun bedelini siz ödüyorsunuz. Vatandaşımız ödüyor. Kahramanmaraş'taki esnafımız, çiftçimiz, memurumuz, işçimiz bunlar ödüyor. Peki baktığınız zaman bu bütçenin içerisinde yatırıma ne kadar pay ayrılmış diye baktığınız zaman maalesef yatırıma ayrılan pay faize ödenen pay kadar yok değerli arkadaşlar. Son 14 yılda 600 katrilyon faize para ödemiş. Faiz haram değil mi? Resul-i Ekrem Efendimiz Veda Hutbesi'nde faizi ayaklarımın altına aldım, çiğnedim, ezdim demiyor mu? Bu millet niye hala yüksek faiz ödemiyor mu? Faiz düşünün demekle faiz düşmez. Senin ekonomik göstergelerin iyi değilse, senin ekonomin üretime dayanmıyorsa, senin istihdam problemin çözülmemişse, senin dış ticaretinde ihracatın, ithalatın önüne geçmemişse, cari açığın kapanmamışsa faiz düşmez. Yani bir ülkede döviz son 2 ayda biliyorsunuz yaklaşık %20 devalüasyon yaptı. Yani 2.90'larda olan dolar 3.5'lar seviyesinde şu anda seyrediyor. Yani bu böyle olduğu zaman faiz düşer mi? Enflasyon düşer mi? Düşmez. Dolayısıyla ekonomi iyi bir idari yönetimle, üretimle, çalışmayla ve tasarrufla kalkınabilir bir ülke. Petrolü olan ülkeler de kalkınmaz. Gazı olan ülkeler de kalkınmaz. Eğer idari yapısı iyi değilse, eğer bu gaz akıttığını, gelirlerini üretime çevirmiyorsa. İşte Suudi Arabistan dünyanın en çok petrol satan ülkesi ama ekonomik kriz. Öbür taraftan Danimarka, Finlandiya 1 gram petrol ya da gaz çıkartmıyor ama kişi başına milli gelir 40 bin euro. Azerbaycan dünyanın petrolünü gazını üretiyor. Gidin Bakü dışındaki şehirlere insanlar açlık ve yoksulluk içerisinde. Ama diyelim Hollanda'nın, Lüksemburg'un hiç petrolü yok ama refah içerisinde. Yani bu iş dediğim gibi zengin petrol yataklarınız, madenleriniz olsa bile eğer devletiniz iyi yönetilmiyorsa, idari yapınız iyi değilse, demokratik, insan haklarını önceleyen, şeffaf, adil, hakkaniyetli bir idari yapınız yoksa, bir devlet yapınız yoksa ve dediğim gibi üretimi teşvik etmiyorsanız, istihdamı çözmemişseniz ve tasarruf etmiyorsanız siz ekonomik problemlerini çözemezsiniz. İstikrarsız bir ülkede ekonomi çözülmez. Şimdi bakın dövizdeki artıştan sonra başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletimizin yönetenler döviz bozduğunun çağrısı yaptı. Doğru bir çağrı. Yani milli paraya, TL'ye sahip çıkma çağrısı yaptı. Ama vatandaş buna uyabildi mi? İstenilen oranda uyamadı. Neden uyamadı? Çünkü vatandaşın gelecekle ilgili endişesi var. Elimdekini bozdurursam yarının ne olacağını göremiyor. Yarının ne olacağını görmediği için de 130 milyar döviz rezervinin bunun 70 milyarı vatandaşta, 60 milyarı
devlette, kamu kurum ve kuruluşlarında bozdurulan rakam ne kadar? 250 milyon özelden, 300 milyon devletten. Yani dediğim gibi 130'da biri bile değil. Önce vatandaş istikrar istiyor, güvenlik istiyor, huzur istiyor ve yarınını, önünü görebilmek istiyor, önünü görmek istiyor. Bu güvencenin verilmesi lazım. Bunun sağlanması lazım. Bunu sağlayacak da kimdir? Elbette ki bunu sağlayacak olan devleti yönetenlerdir. Millete tasarruf derken, tasarruf kamudan başlamalıdır. Devlet kamudaki en büyük israfı görürse tasarruf etmez ki. En baştan görecek tasarruf. Yani en baştakilerin bir, bu lüks hayattan, bu israf hayatından vazgeçip normal, mütevazi bir hayat yaşadığını görecek. Değil mi? İşte Ebu Zer Gıfari Muaviye'yi Şam valisi ziyaret ettiğinde çok şaşalı bir saraya götürüyorlar. Diyorlar ki bak Ebu Zer, İslam dünyası nereye geldi? Bak Muaviye, işte Şam valisi ne büyük bir sarayda oturuyor. Sandılar ki o da çok memnun olacak. Girdi, oturmadı. Muaviye dedi ki otur ya Ebu Zer dedi. Çünkü herkesin saydığı 5. Müslüman Ebu Zer'in ifade. 5. Müslüman. Herkesin saydığı ve bir şey söyleyemedi. Karşısında adeta titrediği birisi. Tam bir mümin. Dedi ki ey Muaviye, bu sarayı eğer vatandaşın parasıyla yapmışsan haramdır. Yok. Kendi paranla yapmışsan israftır. Derhal bunu yıktı. Şimdi onun için önce şeyden başlaması lazım. Yani tasarrufun. Çünkü Anadolu'da bir söz var. Ne derler? Çok kazanan değil, tutan zengin olur derler. Tutmak. Tutmak önemli. Cimrilik anlamında değil. Cimri de olmayacağız. Müsrif de olmayacağız. Bunun arası var. Ölçülü olma. Ölçülü bir hayat. Mütevazi bir hayat. İsrafa kaçmayan bir hayat. Yaşaması lazım. Müslüman bir insan israf etmez. Müslüman bir insan cimri de olmaz. Bunu iyi dengelemesi lazım. Dolayısıyla ekonomik problemlerimiz, özellikle orta sınıf ve aşağısı dediğimiz asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin beli bükülmüş vaziyette. İstediklerini alamamış vaziyette. Ne istiyorlar? 1600 TL istiyorlar. Halbuki en az 1800 TL olması lazım. Ve devleti yönetenler bunu vermekte tereddüt ediyor. İşverenler de verilmesin diyor. Neden? Çünkü yüksek maliyetler var. SSK maliyetleri başta olmak üzere, güvenlik, sağlık güvenceleri. Bunların devletin bir kısmını üstlenmesi ve düşürmesi gerekiyor. Tabii öbür taraftan değerli arkadaşlar, eğitim, eğer bir ülke, bir toplum, bir millet eğitim seviyesinde yukarı çıkamamışsa onun diğer problemlerini çözmesi beklenemez. Bu bir gerçektir. Yani ne ekonomik probleminizi çözebilirsiniz, ne terör probleminizi çözebilirsiniz, ne ahlak probleminizi çözebilirsiniz, ne dış politikada probleminiz. Eğitim. Eğitim seviyesi yükselmeden bunlar çözülmez. Hala baktığımız zaman biz gelişmiş ülkeleri bir kenara bırakıyorum. Gelişmekte olan ülkeler liginde bile eğitimde en aşağı noktalardayız. Bu böyle olduğu sürece hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu ülke kalkınmaz. Bu ülke temel problemlerini çözemez. Eğitimdeki problemlerini çözmedikten sonra. Tabii biz önce ahlak ve maneviyat diyen bir siyasi hareketiz. Ama üzülerek görüyoruz ki çevremizde gayri ahlakilik adına aklımıza ne geliyorsa, İşte fuhşundan yolsuzluğuna, hırsızlığına, içkisine, aklımıza ne geliyor? Hepsinde inanılmaz bir şekilde olumsuz yönde artma ve yükselme görüyoruz. Yani her yol mübah görme anlayışı, makyavelist anlayış maalesef halkın önemli bir kısmını etkilemiş vaziyette.
Yani adam diyor ki kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım anlayışıyla hareket ediyor. Bu anlayış olduğu sürece milli değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece, manevi değerlerimize sahip çıkmadığımız, bunları koruyup yaşatmadığımız sürece yine dediğim gibi birliğimizi, beraberliğimizi sağlayamayız ve güvenli, huzurlu bir toplum olamayız. O gün Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Elbap'tan 14 şehidimizin haberi geldiğinde şöyle televizyonları bir gezdim. Ya bir tanesi bile yayın akışını değiştirmedi. Biz ne hale gelmişiz arkadaşlar? Bir tanesi bile, sanki orada şehit olanlar bizim çocuklarımız değil, bizim evlatlarımız değil. Sanki Kahramanmaraş Gökkeş Karaca değil. Sanki Kayserili Ahmet, Sivaslı Mehmet değil. Sanki dünyanın Sri Lanka'da olmuş gibi sanki. Öyle bir duyarsızlık. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımız bir sözü var. Diyordu ki ben şehit vermekten çok şehit vermeye alıştırılmaktan daha çok üzüntü duyuyorum. Maalesef şu günlerde onu yaşıyoruz. Ama birileri unutsa da, birileri hassasiyet gösterse de biz unutmayacağız ve şehitlerimizi hakkıyla anmaya, yad etmeye, uğurlamaya, onlara saygı göstermeye devam edeceğiz. Ve unutmayacağız. Tabii her zaman bir araya gelemiyoruz. Hasbihal ediyoruz. Burada daha aslında çok konuşacağımız mevzular var ama bu bir il kongresi ve burada uzaktan, çevre ilçelerden gelen, hatta il dışından gelen kardeşlerimiz var. Bunlar geri dönecekler. Onun için ben son cümle olarak size şunu söylemek istiyorum. Büyük Birlik Partisi, sözlerimin içerisinde söyledim, milletin, ülkenin ve devletin geleceğini öne koyarak siyaset yapan, bütün düşüncelerini, planını, projesini, duruşunu da buna göre belirleyen bir siyasi harekettir. Bugüne kadar asla ve kata şahsi ikballerimizi, parti çıkarını düşünerek hareket etmedi. Hata yapmış olabiliriz, eksiğimiz olabilir. Nihayetinde biz de insanız. Yine rahmetli Muhsin Başkanımızın dediği gibi hata da yapmışsak inandığımızı yaptığımız için. Biz inandığımızı yaptık. Hata olabilir. Allah affetsin. Ama inanmadığımız hiçbir şeyi yapmadık. Doğru kimden gelirse gelsin, kimden gelmediğine bakmadan yanında dur. Yanlış da kimden gelirse gelsin, yine kimden geldiğine bakmadan karşısında durduk ve dedik ki bu yanlıştır. Bunu düzeltiniz dedi. Yine biz bu şekilde doğrunun yanında durmaya, karşının yanlışın karşısında durarak yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir muhalefet anlayışıyla, şu anda mecliste bir muhalefet partisiyiz, siyasetimizi ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi, Türk ve İslam coğrafyamızı, hatta yeryüzündeki tüm mazlum insanları korusun. Onların yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten şu anda özellikle komşu coğrafyamız, İslam coğrafyası kan ve gözyaşı içerisinde, hem de Müslümanlar Müslümanları öldürdü. Yani IŞİD, DAEŞ dediğimiz kanlı terör örgütü sözde İslam örgütü olduğunu söylüyor ve tekbir getirerek Müslümanları boğazlıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde bir Müslümanın, bırakın bir Müslümanı, bir insanı haksız yere öldürmesinin ne büyük bir günah olduğunu, bütün insanlığı öldürmek olduğunu söylüyor. Ama biz
bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu imkansızlıklara rağmen sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz ne diyor? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslüman kardeşine zulmetmez. Zulmetmediği gibi zulüm edilmesine de, zalimin elinde bırakılmasına da seyirci kalmaz. Kim bir Müslüman kardeşine yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Rabbim de kıyamet gününde onun ayıbını örter diyor. Biz bu hadisi şerifin bize öğütlediği gibi hareket etmek zorundayız. Ve şu anda zorda kalan Halep'teki, işte Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki, Bayırbucak'taki, Kerkük'teki, Musul'daki kardeşlerimiz için elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak vebalıyız. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz de diyor, bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltiniz. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle, sözünüzle buna karşı çıkınız. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizden buğz ediniz, ama bu imanın en düşük derecesidir diyor. Onun için biz en yükseğini yapmaya, yani elimizle gidip orada savaşamıyorsak, varsa paramız, para göndereceğiz. Eşya göndereceğiz. Onlara her türlü desteği sağlayacağız. Sözümüzle konuşacağız. Bunlara sahip çıkılması gerektiğini her yerde söyleyeceğiz. Ve elbette ki her namazımızda, her niyazımızda da dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş olağan ilk kongremizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Görev alacak başta Hasan Kızıldağ kardeşimiz, il başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma hem teşekkür ediyorum, bu bayrağı, bu sancağı elde tuttukları ve davayı bir aklın layıkıyla temsil noktasında her türlü yokluğa, her türlü adaletsizliğe karşı bütün güçleriyle devam ettikme azim ve karlılıkları için kendilerine, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.